Doktor Tuğberk Çetici, Tuğberk merhaba, iyi akşamlar diliyorum ben sana. Selia, ben de sana sağlıklar diliyorum. Herkese. Şimdi bak, şöyle şeyler var. Piyasa faiz indirimi ki senle bugün konuştuk, daha doğrusu mesajlaştık. Faiz indirimi istemiyor diyorsun piyasa, faiz artışı da beklemiyor. Bu piyasa ne bekliyor, ne istiyor? Onunla başlayalım. Tabii. Piyasa net olarak mesajı verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan beklenmedik bir faiz indirimi istemiyorum. Bunu yapmadığın zaman da kur tarafında da Borsa İstanbul tarafında da pozitif fiyatlamayı yaparım dedi. Mesaj çok net şekilde. Faiz artışı da beklemiyor. Neden beklemiyor? Çünkü seninle daha önceki yayınlarla konuştuğumuz şekilde artık sadece Merkez Bankası'nın politika aracı olarak bir faiz artışı enflasyon üzerindeki kontrolünü kaybetti. Yani o yüksek faizle enflasyonu kontrol edebilme eşiği daha aşağı yönlü çekildi. Dolayısıyla burada bir bütün olarak bu devreye girmesi gerekiyor. Onun için de piyasa bir faiz artışı beklemiyor. Kuvvetle muhtemel işte 19,5 tepeleri gördükten sonraki baz etkisiyle beraber enflasyonda bir gerileme. Orada da Merkez Bankası'nın elini rahatlatması belki zayıf bir ihtimal bile olsa bir faiz indirim ama hem yurt dışı hem yurt içi dinamikler dikkate alındığı zaman da burada bir faiz indirimi olmaması gerekiyor. Tabii merkez bunu yaparken işin bir de kur tarafı var. Özellikle dolar Türk lirasında artık o teknik anlamda tekrar yukarıda 50 günlük aşağıda 100 günlük. Yani 8.60 ile 8.40 bandına oturduk. Ama tabii burada biz piyasacı gözüyle baktığımızda kurun yükselmesini istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Enflasyona negatif yönlü baskı yapıyor. Ama sen de hem gündüz yayınlarında hem de akşam yayınlarında birçok reel sektör temsilcisini arıyorsun. Acaba onlar için uygun olan kur seviyesidir. Yani ihracatçı gözünden bakmak sanki şu anki dinamikleri anlamak için daha iyi. Ki zaten bilirsin yurt dışında da Goldilocks denilen bir 3 ayı hikayesi vardır. İşte orada lapa çok sıcak, çok soğuk ama sonra olması gereken sıcaklıkta denir. İşte bizde de burada ihracatçı gözünde kuru ne çok aşırı değersiz, tam olması gereken değer. İşte bu nedir? Sanki bu sorunun cevabını da ihracatçılar verecek diye düşünüyorum. Valla yayınlara bağlanan sektör temsilcileri genel itibariyle kur seviyesinden ziyade sakinleşmesini tercih ediyorlar gibi bir açıklamaları oluyor evet. Genellikle. Şimdi S&P daha doğrusu Amerika tarafında yeni rekorlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde zaten Kutay'ın da bir araştırması vardı. Orada da mesela 95 senesinde yıl içinde 77 defa rekor kırmış. Bu yıl içerisinde bir beklenti var. Bu, yani rekorların rekor kırması beklentisi olduğu ifade ediliyordu. Biraz ondan konuşalım. Şimdi bu endeksin bu gidişatını FED bozar mı bozmaz mı sorusu var ki sen de konuşmalarımızda bu ortaya çıkıyor. Fakat şimdi öyle bir şey ki bazı FED üyeleri çok güvercin, bazıları şahin. Yani bazıları Eylül ayı en erken başlaması gerekiyor trapping diyor. Bazıları da birkaç ay üst üste tarım dışı istihdam ve enflasyon verisini görmek istiyor. En erken Aralık yıl sonu deniyor. Öyle ya da böyle bu sene içerisinde bu tartışmalar devam edecek. Acaba Amerikan borsaları bu tartışmalara hassas mı değil mi? Bunu merak ediyorum. Özellikle ABD faizleri Kanada nasıl bir işaret veriyor? Bu arada ekrana Amerikan faizlerini de getirirsek Kürşat, izleyiciler açısından da son rakama görmüş oluruz. Evet Tuğberk. Şimdi Kutay'ın analiz, teknik analiz anlamında çok güzeldi, ilgi çekici. Yani tarihsel olarak kalabalık endeks tarafında nasıl bir reaksiyon veriyor? Şimdi senin soruna sondan başlayayım. Şimdi Amerikan tahvilinde 10 yıllıkta 200 günlük basit harekette ortalama 1.30 seviyesi referans. Bunun üzerinde kalıyor. Yukarıda 1.40 direnç seviyesi. Bu ne anlama geliyor? O zaman tamam piyasada bir şekilde enflasyonun geçici temada olduğunu kabul ediyor. Ama burada özellikle Amerikalıların benzin fiyatlarında hassas bir noktaları var. Çünkü şu anda galon fiyatı 3.18 doları aşmış seviyede ki bu 2014'ten beri en yüksek seviyede. Hani sen de biliyorsun Amerikalıların bazı noktalarına dokunmayacaksın. İşte et mangal fiyatlarına dokunmayacaksın. Hisse senedi fiyatına dokunmayacaksın. Bir de benzin fiyatına dokunmayacaksın. Bunlar adamların kırmızı çizgisi. Zaten dün de Biden'ın yaptığı açıklamalarda hani OPEC'e bir şekilde müdahale vardı. Petrol fiyatlarına, daha doğrusu benzin galon fiyatını aşağı çekmek için. İşte bu enflasyon tarafında biraz zorluyor. Şimdi endeksler tarafında evet yıllık %5.3'lük bir enflasyon var. Bunun üzerine getiri devam ediyor mu? Ediyor. S&P'deki yukarı yönlü rally enflasyon üzerine getiriyi sağlıyor mu? Sağlıyor. Burada işte geçmiş dönemlerle kıyaslarken sanki o geçmiş dönemlerde analistler biraz daha teknik analizin gerisinde kalıyordu. Ama şu anda özellikle analistler teknik analizin yani S&P'nin önünde. Bunu da nereden anlıyoruz?
12 aylık en iyi hedef değerleri S&P 500 için şu anda analistlerin 4900 seviyesi. Yani yuvarlayalım 5000. Acaba bizler ne kadar FED oyun bozar mı, kurar mı bu tartışmaları yaparken bence şöyle bir sert magazinsel manşet de başlık da atılabilir. S&P bu yıl içinde 5000 seviyesini görebilir ki görme potansiyeli var. Şu anda 4444 gibi sihirli bir rakam seviyesine dengeleniyor. Hani bunu referans alıp 5000 dediğimiz zaman da yine %10'un üzerinde bir potansiyel var. Enflasyonunu törpülediğimiz zaman da %5'lik dolar bazında bir potansiyel var. Dolayısıyla FED şu anda kısa dönemde bunu bozmaz. Piyasanın da zaten takviminde 18 Ağustos'ta FED tutanakları var. Bakalım orada senin bahsettiğin gibi üyeler arasındaki Şahin Güvercin tartışmalarında ibre ne tarafa kayıyor ve sanki düğümde 27 Ağustos'ta başlayacak olan Jackson Hole toplantısında Powell güvercinliğini bozup ilave Şahinliğe geçer mi geçmez mi? Dolayısıyla 27 Ağustos'a kadar sanki şu anda işler iyi. S&P'de biz rekor üzerine rekor tazelemeleri görüyor oluruz diye düşünüyorum. Peki şimdi gelelim borsamıza. Şimdi borsa bugün %2.3 primli. Dün sattı, bugün aldı. Bir evet. Giriş var, yani para girişi görüyoruz yabancı, ama yani çok yüksek değil gerçi, yani 170'ler milyon TL'ler, dolarlar, bir dakika yanlış olmasın, bir daha bakayım, bakacağım, söyleyeceğim. Şimdi devamı gelir mi gelmez mi, soru bir. İki, FED'le ilgili böyle beklentiler varken, tapering olasılığı varken, gelişmekte olan ülkelere para girişi olur mu olmaz mı? Olsa neye bağlı olarak gelir, neye bağlı olarak ülke seçer sence? Tabii. Şimdi dün neden sattı? Belki Merkez Bankası'ndan beklenmedik negatif bir sürpriz olarak faiz indirimi gelir mi? Hı hı. Ve bununla ilgili piyasanın biraz kafası karışıktı. Risk almak istemedi. Onun için bankacılık önderliğinde sattı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyon yayınında faiz konusuna değinmemesiyle Viyop akşam seansında zaten hareketin yönünü belli etti. Daha sonra da piyasa açıldığı zaman da pozitif momentum, merkezin pas geçmesi, bankacılık endeksinde %4'e yakın hareket. Ki zaten bankacılık tarafında ilk hareket garantiyle başlamıştı. Şu anda yapı krediyle devam ediyor. Kuvvetli muhtemel bir yabancı ordunosu var. Burada hareket artık sanayiden ziyade banka tarafına geçti. Bu bankadaki momentum devam edecek mi, etmeyecek mi? Ki doğal iskontodan bir miktar çıkmaya başladık. Şu anda bu hareketin devamı beklenebilir. O da bizi endeks yüzde o 1450-1465 bandına doğru taşıyabilir. Amerika'da zaten şu anda rekorlar tazeleniyor. FED de senin dediğin gibi kısa dönemde bu hikayeyi tapering'le bozmayacağından dolayı şu anda küresel çapta para getiri arıyor. Herkes biliyor FED'in bir şekilde varlık alımını azaltacağını. Bu sonu belli olan olay gerçekleşmeden önce ne kadar fazla getiri elde edebilirsek edelim, hangi ülkede var, ona uygun şekilde giriş ve çıkışlarını yapıyorlar. Şimdi biraz altına bakalım, ama bu arada rakama baktım, yanılmamışım. 160 demiştim. Aslında çok ufak bir meblağ. Evet, aslında hani için. Evet, ama yani en azından bir giriş var. Başladı evet, mı var. Diye. Aslında başladı mı diye sorayım ben sana. Sence başladı mı? Yani hani 8 aydan sonra böyle bir giriş, ne bileyim. Çünkü biz bunlara şahit olduk. Giriş geliyor, giriş oluyor yabancıdan. İşte 2 hafta sonra misiyle çıkıyorlar. Düşüncen ne? Devamı gelir mi acaba? Öyle bir beklenti var mı piyasada? Yabancının az da olsa böyle böyle yavaş yavaş içeriye para getirmesi. Gerçi sıcak para hoş bir şey değil, ama yine de para paradır yani. Kesinlikle giriştir. Sonuçta kapital sistemin en önemli temsilcisi para. Giriyor mu? Evet, şu anda giriyor. Sanki orada belki Amerika tarafında şimdi S&P all time bütün zamanların yüksek seviyesinde işte %10'luk ilave riski almaktansa hani bazı biraz varlık dağılımlarında Türkiye tercihi olarak işte bankacılığın doğal iskontoda aşırı ucuzluğundan dolayı hani buraya stratejik olarak temel Türkiye'ye giriş değil de taktik anlamda Türkiye'ye belli bir süre getiri odaklı giriş çıkış olduğu tarzında bir senaryoyu düşünüyorum. Peki. Altına geçmek istiyorum ben. Altın yatırımcısı evet. Türkiye'de çok fazla. Hiç kesinlikle. Kimse de hani bende hiç altın yok diyen yüzdeye vurursak herhalde çok az bir yüzde olur. Öyle ya da böyle ya çeyrek ya gram altını yanında bir yerde duruyordur. En azından düğünler için. Şimdi altın, evet. Gram altın dedi geriledi. Gerçi geldiği yer 250 TL'ler, o da ayrı bir konu, ama yukarıdan 500'ün üzerinden maliyetlenenler var. Şimdi mevcut durumda hem delta varyantı, aşılama çalışmaları,
Avrupa kanadında gelen verilerin biraz negatife düşmesi, Türkiye kanadında da perakende satışlar bir önceki aya göre biraz daha gerileme var. Yani %27 idi bir önceki ay, şimdi de arttı ama %27 değil. Fed'in tutumu, faizler, dolar endeksi, bunların altın üzerindeki etkisini sen nasıl buluyorsun? Ons altından istersen başlayalım. Evet, aslında senin dediğin gibi bizim ülke tarafında finansal DNA'mıza kodlanmış bir durumda. Dolayısıyla kuşak değişmeden bu fiziki altın yatırımından vazgeçilmesi mümkün değil. Şimdi ons altında ne oldu? Tarım dışı istihdam verisinde pozitif sürpriz, 50 puanlık sert aşağı yönlü bir hareket. Sonrasında Asya seansında bazı işlem platformlarında 1640 seviyesine kadar bir geri çekilme oldu. Amerika'dan enflasyon verisi geldi. Ya baktılar enflasyon korktuğumuz kadar yukarı gitmiyor. Ekonominin açılmasıyla bir geçiş süreci var. Bu kalıcı değil. O zaman Fed varlık alımlarını kısa dönemde hemen azaltmaz. O zaman ne yapalım? Tekrar ons altında yukarı yönlü hareketi devam edelim. Şu anda ons altının dengelenmesi 1700-1750 dolar seviyesinde. Ama burada borsa yatırım fonlarının elindeki toplam altın miktarı Ağustos ayından beri geriliyor. Yani bir çıkış var. Fiziki altın tarafında ki bunu da zaten COMEX depolarındaki fiziki altın giriş çıkış tarafından takip ediyoruz. Özellikle 26 Temmuz'da Brinks tarafında önemli bir çıkış vardı. Ama bu çıkış 11 Ağustos'taki COMEX depo giriş çıkışlarında eşitlenmiş durumda. Dolayısıyla bu eşitlenme yüklü miktardaki olduğundan dolayı şu anda 1750 bölgesinde bir dengelenme olası gibi görüyor. Ama hareketler o kadar sert boyutta olacak ki yani 50 puan yukarı ya buradan 1800 ya 50 puan aşağı buradan 1700 dolar seviyesi. İşte burada da Fed'in varlık alımlarını azaltıp azaltmama konusunda piyasaya gelecek sinyaller. Onun da bir sonraki aşamasını önümüzdeki hafta alacağımız Fed tutanaklarında alacağız. Bakalım üyeler gerçekten şahin mi güvercin mi? Ama tabii o da tam net bir sinyal olmayabilir. Çünkü üyeler burada sözlü yönlendirme ile çok güzel bir optimal denge oluşturuyorlar. Fed Başkanı Powell ne kadar güvercin olsa bile piyasa dengelerini çok sarsmamak adına üyeler tarafına sanki bu işi biraz ihale etmiş gibi duruyor. Zaten bakıyoruz Amerikan 10 yıllı 1.30 seviyesinde yukarıda 1.40'ları zorluyor ama buna rağmen ons altın 1750 seviyelerinde dengeleniyor. Orada da referans teknik olarak 144 günlük basit hareketli ortalama yani 1796 seviyesi. Uzun dönemli olarak majör bir trend seviyesi göstergesidir. Bunun altında aşağı yönlü hareket, bunun üzerinde yukarı yönlü hareket. Dolayısıyla bu Fed'in oyunu bozmayacağı, Fed'e ilişkin biraz iyimserlikle bu 144 günlüğe doğru bir tepki gelebilir. 1796 seviyeleri ama ana hikaye Fed'in varlık alımlarını azaltma olduğu için sanki şu anda ons altında her sert yukarı yönlü hareket bir satış imkanı gibi. Gram altın tarafında evet kurda 1.830'lara kadar değerlendik. Sonra 1.870 hareketleri oldu. Şu anda da 50 ile 100 günlük yani yukarıda 8.60 aşağıda 8.40 arasında dengeleniyoruz. İşte bu da gram altını 480-485 bölgesinde bir sakinleşme patikasına soktu. Şimdi bu noktadan sonra Türk lirasındaki hareketten ziyade ons altında yukarı yönlü bir hareket olur mu? İşte orada da ons'ta o 144 günlük 1796 seviyelerine doğru bir hareketlenme olduğu zaman da biz gramda tekrar 500 seviyelerini konuşuyor olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi peki bu swap anlaşması meselesine de bir bakalım. Yine ben döneceğim tabii Amerika'ya en azından evet. Bu enflasyon ve üfe geldi işte çekirdek de geldi ama. Şimdi bir swap anlaşması Güney Kore ile gerçekleştirildi. Bunun Türk TL varlıklar üzerindeki etkisi Merkez Bankası'nın üzerinde 3 yıl devam edecek geçici bir durum gibi gözüküyor ama nasıl okuyalım biz bunu? Aslında Türk varlıkları için çok etkili değil. Çünkü Merkez Bankası'nın analitik bilançosunun yapısını değiştirmiyor. Zaten Merkez Bankası'ndan da yapılan açıklamada hani iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde oldu. Yaklaşık 2 milyar dolar tutarında bir büyüklüğe geliyor. Aslında burada Zeliha şunu tartışmak gerekiyor. Buradaki swap anlaşması yapılan ülke ve merkez bankalarının kalitesi. İşte burada aslında siz 2 milyar veya da daha yukarısında bir tutarla diğer ülkelerde yapmaktansa Fed, ECB, BOJ veya da BOE ile böyle bir swap anlaşması yapılsa, miktarı daha da küçük olsa bunun piyasaya vereceği sinyal etkisi daha pozitif olur. Dolayısıyla burada bu dört büyükler arasındaki bir swap anlaşması gelmediği sürece yapısal olarak analitik bilançoyu iyileştirecek veyahut da kalıcı olarak
Türk lirasının aşırı değerlenmesini sağlayacak bir unsur değil. Tabii burada seninle biraz önce de bahsettiğim gibi gerçekten kurun aşırı değerlenmesi ihracat tarafında bir risk oluşturacağından dolayı işte o Goldilocks dediğimiz o optimal kurun değerinin ne olması gerektiği tartışmasına geliyoruz. İşte sanki orada da bu 8.40-8.70 bölgesindeki bu bant arasındaki dalgalanmayla optimal seviyenin buralar olduğu gibi bir piyasa tarafından da işaret geliyor sanki. Şimdi sanayi üretimi de konuşalım. Birazdan Sinan Altın hocamızla konuşacağız ama kendisiyle biraz makro düzeyde konuşacağız. Şimdi 2.3 Haziran ayında sanayi üretim verisi 10 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre %23.9. Şimdi bu sanayi üretimi evet. Türkiye'nin büyüme rakamında %20'leri mi çeker, artık kaç seviyesine çekecek onu bakacağız. %2.1 bekliyordu Bloomberg anketine katılan ekonomistler. Yıllıkta da %21.7. Gayet iyi gelen bir sanayi üretim verisi var. Şimdi tabii baz etkisi de var. Dolayısıyla bunun hem borsa üzerinde sanayi şirketleri, imalat üretim şirketleri, çünkü biraz daha pandemide bu firmalar daha farklı tepkiler gösterdi. Ne diyorsun? Aynen. Yani önümüzdeki süreç içerisinde Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcı hangi sektörlere daha ağırlık vermeli? Şimdi tam baz etkisi diyoruz tabii buna ama önümüzdeki süreç de önemli Tuğberk. Şimdi sanayi verisi evet beklentiden iyi bir ivmelenme devam ediyor. Bu tabii ki de pandemiden çıkışla beraber o hem ertelenmiş talebin ve normalleşme aşamasının verilere yansıması olarak görüyoruz. Şimdi, ikinci çeyrekte kamunun bize verdiği yönlendirmeyle %20'lere yaklaşacak bir büyüme ve daha sonra da yılı %7'ye yaklaşacak bir büyüme potansiyeli kapatma ihtimalimiz yüksek olarak bulunuyor. Ama tabii burada sanayi üretimi artarken üretimin acaba karlılık tarafında veyahut da nihai mal fiyatında üretici gerçekten maliyetleri fiyata yedirerek istediği fiyatta satabiliyor mu? Orası biraz soru işareti ve bu karlılığın düşük olmasından dolayı şirketlerin orta uzun dönemli yaşam döngülerinde bir sıkıntı olacak mı olmayacak mı? Bunlar sanki biraz daha orta dönemdeki makroekonomik negatif faktörler olarak devreye giriyor. Evet sanayi üretimi pozitif ama bunun direkt olarak Borsa İstanbul'daki sanayi endeksine bir ivme katma ihtimalini zayıf olarak değerlendiriyorum. Çünkü zaten bu hikaye ve bu toparlanma teması önceden satın alındığından dolayı Borsa İstanbul tarafındaki sanayi şirketleri zaten yapıcı hareketi yapmıştı. Yatırımcı burada seninle daha önceki yayınlarda konuştuğumuz gibi banka mı sanayi mi tercihi yapması gerekiyor. Şu anda bankaya ciddi bir pozitif momentum var. Orada da banka bölü sanayi rasyosu 0.51 majör bir direnç seviyesi. Bu ne anlama geliyor? Sanayi bankaya göre daha kötü performans gösteriyor. Eğer bankadaki bu hareket devam edecek olursa biz o 0.51 direncini kırdıktan sonra banka önderliğinde bir hareket görüyor olacağız. Ama tabii sanayi tarafında da bankaya göre daha az göreceli yüksek performansla beraber özellikle demir çelik, Erdemir, Kardemir tarafında biraz daha orta uzun dönemli değer yatırımı yapan hisse senedi seçicisi yatırımcılar da bu hisse senetleri ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi enflasyon tarafına yine bizim Merkez Bankamızın ki yayının başında söyledim. Merkez Bankamız genel olarak işte iklim koşullarından bahsediyor. Evet. İşte bu pandemi kaynaklı tedarik zincirinden bahsediyor. Yani şöyle bir baktığımızda Merkez Bankası'nın bugün açıklamalarında üfe ve tüfenin yükseldiğine dair işte küresel talepteki hızlı artış, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, taşımacılık maliyeti, arzın az kısıntısı vesaire. Şimdi ABD'ye dönüyorum. %5.4 dün gelen tüfe var. Üfe'de %7.1 beklenirken 7.8 geldi. Yeni bir rekor. Evet. En azından veri seti açıklandığından beri bildiğimiz kadarıyla en yüksek rakam. Çekirdek PCE'ye baktığımızda 1991'den beri en büyük artış kaydettiğini gözlemliyoruz. Şimdi üfenin yukarı doğru çekiliyor olması, tüfenin de beklentinin biraz üstünde gelmiş olması, acaba diyorum, Powell'dan başlamak üzere geçici olacak bu enflasyon cümlesini boşa mı çıkarıyor beklentine?
Aslında o acabalar o kadar fazla ki hem piyasanın hem de Fed'in veri setini ve kafasını oldukça karıştırıyor. Ama işte bir noktada sanki bu öncü sinyali özellikle benzin fiyatları olacak gibi. Çünkü Amerikalı bütün her işini arabayla gidip geldiği ve özellikle taşımacılık endeksinde de işte FedEx tarafında da ciddi bir kamyonda akaryakıt maliyeti oluşturacağından dolayı bu orta uzun dönemli şirketlerin karlılıklarını negatif yönde etkileyebilir. Bu maliyetleri fiyatlara yansıtacağından dolayı işte taşımacılık başta olmak üzere üfe maliyetlerini yukarı yönlü çekebilir. Zaten net olarak şu var, dünyadaki enflasyon talep kaynaklı değil, arz yönlü bir enflasyon sıkıntısı var. Ve pandemi de ülkelerin fabrika ayarlarını bozduğundan dolayı bu fabrika ayarlarına pandemi öncesindeki gibi kesinlikle dönemeyeceğiz. Hafif bir miktarda normalleşeceğiz ama sürekli arz yönlü şok yemeye devam edeceğiz. Bir de bunun üzerine Amerika başta olmak üzere hane halkı İşte Eylül'de kesilecek harcama çekleri veyahut da teşviklerden sonra normal anlamda işine döndükten sonra burada talep kaynaklı şok devreye girecek. Ertelenmiş talep devreye girecek. O işte pent up demand Amerika tarafında belki özellikle üfe tarafını daha da yukarı yönlü çekecek. Bizdeki durum da aynı şekilde arz yönlü maliyet kaynaklı olarak bir enflasyon şoku yiyoruz. Ki zaten önümüzdeki birkaç ayda bu yüksek enflasyonu görüyor olacağız. Daha sonra senin bahsettiğin gibi baz etkisinden dolayı bir miktar gerileme. Ama sanki buradaki kalıcılık özellikle bu hafta boyunca yapılan zam pazarlıklarında 2022 yılı, 2021 yılındaki zam oranları dikkate alındığı zaman da sanki Merkez Bankası'nın o beklediği veyahut da projekte ettiği enflasyon rakamlarının oldukça üzerinde oluyor. Dolayısıyla bunu da izlemek ve sanki bize bir öncü sinyal olarak da veriyor diye düşünüyorum. Peki şimdi 1 trilyon dolarlık Amerika'da altyapı paketi kongreden geçti. Evet. Şimdi bunun tabii yaygın 8 yıla yayılacak. Evet ama sonuçta bu altyapı paketi bir şekilde canlandıracak Amerikan ekonomisini. Yani işte altyapıyı yapan firmalardan tut da istihdama kadar. Fakat tabii istihdam arttıkça belki gelirler arttıkça bunun enflasyona etkisi nasıl olur nasıl olmaz? Ben de bunu merak ediyorum. Ne düşünüyorsun? Aslında Keynes'in yani rahmetlinin kulakları çınlasın uzun dönemde hepimiz ölmüş olacağız. Şimdi 8 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Hani biraz şöyle bir hafızayı tazelediğimiz zaman da 2016 Trump geldi ne yapacağım dedi. Altyapı harcamaları işte bütün köprü otoyolları yenileyeceğim dedi. Havalimanlarını yenileyeceğim dedi ama ortada bir icraat yok. Şimdi Biden'ın bu kadar hızlı veyahut da aceleci davranmasının nedeni daha önceki açıklamaları vardı. Düşük faiz ortamı altyapı harcamaları için en optimal dönem dedi. Şimdi Fed'den tapering, varlık alımlarını azaltma, olası bir faiz artışı konuşuluyor. 8 yıllık bir dönem var, oldukça uzun. Şimdi bu faizler artarken bu 3,5 yani 1 artı diğer 3,5 trilyonluk paket nasıl devreye girecek? Ve bir de Biden'ın ikinci görev süresi olacak mı olmayacak mı? Sanki buralar oldukça gri alanlar bırakıyor. Tabii ki de böyle ilave bir para geldiği zaman da bu ister istemez ekonomik büyümeye yansıyacak. Ama İşte merkez bankaları o kadar aşırı likidite veriyor ki artık piyasanın, büyümenin veyahut da makro dinamiklerin bu ilave bol gelen likiditeye karşı etkisi çok az oluyor. Yani ekonomideki o azalan verimler kanunu. 3,5 trilyon dolar veriyorsun. Fed'in bilançosu şu anda 8,2 trilyon dolar seviyesinde. Neredeyse bilançonun yarısını vereceğim diyorsun. Ama S&P'ye bakıyoruz hala yavaş adımlarla 4.444 seviyesinde ve hatta altyapı harcamalarından etkilenecek Amerikan şirketlerine bakıyoruz. Onlarda da hisse senedi tarafındaki yukarı yönlü hareket sınırlı kalıyor. İşte burada aslında teşvikten ziyade ekonomi teşvik olmadan şirketlerin kendi ana faaliyet alanlarındaki ekonominin normalleşmesiyle, talebin normalleşmesiyle nasıl fabrika ayarlarına dönecek? Sanki kırılma 3,5 trilyon dolar değil. İstersen 5-6 trilyon dolar ver yine tepki sınırlı kalacak. Burada şirketler kendi başlarına destek olmadan bu karlılıklarını sağlayacak. Ben açıkçası o tarafı daha önemsiyorum. Peki şimdi yani hani bu Merkez Bankamızın da ifade etmiş olduğu bu artan talep bir emtia ve Evet. arz kısıtları dedik. Bu iklim koşullarının küresel gıda fiyatlarının üzerindeki etkisi. Yani diyeceğim şu ki aslında genel itibariyle küresel enflasyonu rahatlatacak bir haber yok. Orta uzun Yok. vadede. Ben dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde
bu enflasyon geçici tavrını çok algılayamıyorum. Bu bahsettiğim nedenlerden. En son Biden şöyle bir vurgusu var. Çekirdek enflasyonun aylık artış hızının son 3 aya kıyasla yaklaşık 3'te 2 oranında azaldığını vurguladı. Çok yakından diyor takip ediyoruz enflasyona biz diyor her ay çok dikkatli takip ediyoruz. Fed gerektiğinde uygun adımları atacak. Buna güveniyoruz dedi. Biden bir Amerikan başkanı enflasyonla ilgili yorum yaptı. Evet, bununla ilgili Şimdi de açıkçası okumunu alayım ben. Ondan sonra evet. kısa bir araya gideceğim. Tabii ben de açıkçası sana katılıyorum. Bana da çok anlamlı gelmiyor. Yani parçaları birleştirdiğim zaman da büyük resimde bir eksiklik var. Zaten şimdi analiz mantığıyla baktığım zaman da bunun benzerini yaşadık mı? 2006-2008 dönemi. Hani hatta dünyadaki manşetler şuydu. İşte tarım çılgını, agro bonanza. İşte dünyada küresel ısınma vardı. 1-1,5 derecelik yükselme vardı. Gübre fiyatları, tarım ürünleri işte mısır, buğday, A'dan Z'ye bütün tarım emtia rekor kırıyordu. Oradaki sıkıntı da ana temelinde arz ve talep destekleriyle beraber. İşte şu anda da dünyada küresel ısınmayı konuşuyoruz. Dünya ortalamasındaki sıcaklık 1-1,5 derece artacak. Yani dolayısıyla senin dediğin gibi iklim koşullarından dolayı bu arz yönlü şokları yemeye devam ediyor olacağız. Tamam belki bir de dünya tarafında şu anda nüfus o 2006-2007 dönemindeki kadar şiddetli bir şekilde boom yükselme yapmıyor. Hani biraz orada arz yönlü diğer faktörlerden elimiz rahat ama bu arz yönlü şoklar Amerika'daki mısır ve buğday fiyatlarını yukarı yönlü çekecek. Bu hayvan yem maliyetlerini yukarı çekeceğinden dolayı et ve süt fiyatlarını arttıracak. Et ve süt fiyatları arttığından dolayı protein ürünlerindeki fiyatlar tekrar bir yukarı yönlü hareket yapacak. Evet. İşte bu unsurlar birleştiği zaman da arz yönlü şokla hem Amerika tarafında hem de bizim tarafta yıkıcı enflasyonun etkilerini orta uzun dönemde maalesef görüyor olacağız Seriha. Yani yaşayıp göreceğiz. Dün hocamıza da söyledim. İzleyip Evet. göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Adapte olacağız bu olaya. Adapte olmak dışında Evet. başka şansımız yok Bir de fiyata. neler yapabiliriz diye belki sorgulayacağız ekranlardan. Peki.